Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bugün video geç saatlere kaldı. Aslında paylaşmamayı düşünüyordum ama düzeni bozmak istemedim. Bildiğiniz gibi son zamanlarda videoları sabah 6 gibi paylaşıyorum. İşe gitmeden erken kalkıp videoyu çekip paylaşıp öyle işe gidiyorum arkadaşlar. Doğal olarak benim açımdan da biraz yorucu oluyor. O yüzden bugün pazar gününü biraz böyle kendime ayırmak istedim. Ama dediğim gibi çok da düzeni bozmak istemiyorum. Her gün değerlendirme yapıyoruz. Bugün de kısa da olsa bir değerlendirmek istedim. Şu anda piyasada bir miktar geri çekilme var. Bunu zaten konuştuk arkadaşlar ve her defasında konuşuyoruz. Yani bu şu anda yaşadığımız bu olay klasik bir pazar geri çekilmesi diyebiliriz. Çünkü bu piyasaya hafta sonu cuma günü özellikle diğer piyasaların kapanmasıyla birlikte bir miktar para giriyor. Pazar gününde akşama doğru bu para çıkıyor. Yani çoğu zaman böyle oluyor arkadaşlar. Özellikle de Bitcoin ve altcoinler yükseliş trendinde ise trader bir insan hafta sonunu boş geçirmek istemiyor. Hafta sonunu boş geçirmek istemediğinden dolayı da bakıyor Bitcoin de zaten yükseliş trendinde. Cuma günü parasının bir kısmını buraya kaydırıyor. Pazar günü akşama doğru da bu parayı çekiyor. Şu anda Bitcoin'in bir saatlik bazına baktığımız zaman şurada bir boyun noktası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacimli bir mumla aşağıya doğru kırılım geldi. Şimdi gelen bir saatlik bazdaki bu yeşil mum belki de bir retest mumu olabilir. Burada eğer ki biz 48.600'ler civarından satış yersek doğal olarak buradaki derinliğin aşağıya doğru fiyatlanmasını bekleriz. O da bizi yaklaşık olarak 48-47.500 civarlarına götürüyor. 4 saatlik baza baktığımız zaman da zaten buradaki bir önceki tepe noktası eğer ki yükseliş dalgası devam edecekse destek olarak çalışmasını bekleriz bildiğiniz gibi. 1 saatlik bazda size söylediğim 47.700 seviyesi de 4 saatlik bazdaki buradaki tepe noktasına geliyor. Burası gelecek mi? Bir miktar daha geri çekiminin devam etme ihtimali bence yüksek arkadaşlar. Neden yüksek? Çünkü Tether'in dominansına baktığımız zaman da burada 1 saatlik bazda en azından bir uyumsuzluklar vardı. Bu uyumsuzluklarla birlikte yukarı doğru bir hareket geldi. Aynı Bitcoin'in 1 saatlik bazında olduğu gibi Tether'in de 1 saatlik bazında bu geri çekilme bir retest olabilir arkadaşlar. Yukarıya doğru bir hareket daha, derinlik yukarıya doğru fiyatlanıp şuradaki nokta hedef olma ihtimali çok yüksek. Hatta biraz daha böyle bulutun üst noktasına doğru bile gelebilir. Bu gelirse de Bitcoin'de arkadaşlar bir miktar daha geri çekilmelerin devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Ve şu an için de arkadaşlar en azından 1 saatlik bazda bunların gelme ihtimali yüksek. Tether'in 1 saatlik bazda görüntüsü bu şekilde. 4 saatlik bazına baktığımız zaman da benzer bir uyumsuzluk var diyebiliriz. Bildiğiniz gibi uyumsuzluklardan sonra bulut noktasının gelme ihtimali yüksek oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda bu geri çekilme klasik bir pazar geri çekilmesi olarak gözüküyor. Gene biz gece açılışla birlikte dolar endeksine bakmayı unutmayalım. Çünkü dolar endeksinde günlük bazda eğer ki cuma günkü gelen bu geri çekilme 92.500'ler civarına bir retestse ve bununla birlikte pazartesi böyle yeşil bir şekilde açarsak piyasayı doğal olarak geri çekilmelerin biraz daha derinleşmesi beklenebilir arkadaşlar. Şimdilik bunları görüyorum piyasada, bunları takip ediyorum. Sabah zaten video paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar. Eğer ki bir aksilik olmazsa sabah gene 6 gibi video paylaşmayı planlamaktayım. Bundan dolayı şu anda piyasada 1 saatlik baz ve 4 saatlik bazdaki verdiğim sinyallerin takibi yeterli olacaktır. Sabah haftalık kapanışlarla birlikte piyasaya genel bir yorumlarız. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.